17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında suçüstü yakalanan AKP'nin 4 bakanı koltuğundan olmuştu. İktidarın yolsuzluk ve rüşvete karıştığını yıllardır dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi ise Türk milletine uyarılarını sürdürüyor. AKP hükümetlerindeki yolsuzluğun ayyuka çıktığını kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Mehmet Günal, yolsuzluğun değil yolsuzluğu araştıranların üzerine gidiliyor dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi biliyorsunuz yıllardır yolsuzluklar ayyuka çıktı. Ta Deniz Feneri'yle pik yapan, daha öncesinde Ali Dibolar'la başlayan ama en son 17-25 Aralık operasyonuyla zirve yapan bir yolsuzluk hikayesi var. AKP hükümetlerinin ve AKP yetkililerinin. Bu çok daha büyük çapta olduğu için ve de ilk defa bu kadar ortaya çıktığı için aslında yapılan ama sürekli olarak üstü kapatılan yolsuzluklar vardı. 17-25 Aralık operasyonu AKP hükümetinin tam da iş üstündeyken yakalandığı bir operasyon oldu. Tabii bunu kapatmak için önümüzdeki süreçte de devam eden bir yıldır başlatmış oldukları torba kanunlarla, paketlerle, bir takım düzenlemelerle bu yolsuzluğu yapanları değil, yolsuzluğu araştıranları ve yazanları sorgulayan bunların üstünü kapatmaya yönelik bir takım düzenlemeler getirdiler. Bizler de meclis içerisinde bunun kavgasını verdik. En son torba kanununda da bunları gördük. Bunlardan birkaç tanesini Anayasa Mahkemesi iptal etti, hukuksuz olanları biliyorsunuz. Onun için şu anda bunun üstünü kapatmaya çalışsalar da bir yere kadar sanki kapatmış gibi görünseler de bir yerlerden bunlar patlayacaktır. Önümüzde 7 Haziran'da en geç seçimler yapılacak. İşte o zaman milli irade, gerçek milli irade bu gerekli sonucu ortaya koyacak ve yeni oluşacak inşallah Milliyetçi Hareket'in iktidarında biz bunların hepsini birer birer soracağız. Bunların üstünün kapatılması mümkün değil. Şu anda geçici olarak kapatılmış gibi görünse de bunu yapanlar, yazanlar, sorgulamayı yapanların tamamı sürülse de meslekten atılsa da yine duyarlı Türk vatandaşları vardır. Şu anda baskıdan yılsa da yarın bunların içinden inşallah çıkacak arkadaşlarımız bu sorgulamayı yapacaklar. Onlar da 7 Haziran sonrası gelecek Milliyetçi Hareket'in iktidarında hepsi hesaplarını verecekler.